Önce İmamoğlu herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da out'a atmıyor. Birileri farklı yorumlasa da sözün hedefindeki kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve ilk cevap da ondan geldi. Ya bana katılın ya da önümden çekilin. Onun da kimi kastettiği çok açıktı. İmamoğlu ve parti içindeki Ekremciler. Parti içi derken de öyle sıradan partililer değil. Bizzat yardımcıları, milletvekilleri ve parti meclisi içindeki Kılıçdaroğlu kazanamaz diyenler. İmamoğlu paraları akıttıkça o sayılar giderek artıyor. Rüzgara göre yön değiştirenlerin sayısı da hiç az değil. Grup ve MYK'dan Engin Özkoç ve Veli Ağbaba gibi birkaç isimden başka Kılıçdaroğlu'nun çevresinde kimse yok. Parti içinde adı çakma, favorit diye çıkan Özgür Özel ise açık açık adayımız genel başkan diyemediği gibi açık açık genel başkanlık peşinde koşuyor. Kılıçdaroğlu'nu asıl çılgına döndüren bu tablo kendi eliyle Beylikdüzü'nden çıkarıp aday yaptığı kişi şimdi onun önüne çıkıyor. Bu yüzden sertleşti ve sadece iktidara karşı değil parti içine yönelik de kavgayı yükselteceğinin işaretini verdi. İlk kavga edeceği kişi de İmamoğlu. Onun ilk adımını da dün attı. Dün normalde saat 10.00'da İstanbul CHP ilim bir toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu saat 09.00'da kaldığı lüks otelin odasına İmamoğlu'nu çağırdı ve izlenimlere göre 1 saat 5 dakika süren gergin bir görüşme yaptı. Gerginlik de İmamoğlu'nun gelirken ve çıkarken yüzünden okunuyordu. Şimdi herkes o toplantı sonrası İmamoğlu'nun ne tepki vereceğini bekliyor. Karadeniz gezisinin seyri bu açıdan bir işaret olacak. Evet dostlar, Mahmut Övür'ün yazısını paylaştım sizinle. Görünen o ki ipler artık kopmuş durumda. CHP seçmenini renkli günler bekliyor. Oy verdikleri insanların nasıl birer şaklavan olduğu, kendi aralarında bile bir çatışma içinde olduğu, kendi aralarında bile anlaşamıyorken devleti nasıl yönetecekleri konusunda eminim kara kara düşünüyorlardır. Bunlar kibirli olduğu için kürdüklerini de yalayamazlar. Yani yanlıştan dönmezler. İnadına CHP derler ve CHP'yi desteklerler. Çünkü bunlarda doğruya doğru demek, yanlışa yanlış demek gibi herhangi bir tabir yok. Herhangi bir tarafları da yok. Bunlar fanatik, babadan görme, dededen görme böyle giderler. Yani emin olun ülkeyle alakalı, ekonomiyle alakalı CHP seçmeninin bildiği hiçbir şey yok. Çok cahildirler. Zaten boş boş konuşurlar. Tarihten bahset desen tarihi bilmezler. Coğrafyadan bahset desen Türkiye'nin sınırlarını bile tam olarak bilmezler. Çünkü genelde zengin tabaka oldukları için içleri güçleri hava peşinde koşma, hava atma, orada burada soytarılık yapma, başka hiçbir halta yaramazlar. Bunların ülkeye, vatana da herhangi bir faydası, bir yararı yok. Daha önce de yoktu. Olmaz da. Tamamen bir komedi partisi. Beylikdüzü Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu kendi eliyle İmamoğlu'nu aldı, İBB başkanlığına aday gösterdi ve seçimi türlü sahtekarlıklarla kazandılar. Ondan sonra da şimdi kendi eliyle sahtekarlıkla kazandırdığı İmamoğlu kendi kuyusunu kazıyor. Ne kadar gülünç durumlar. Allah zalimi zalime kırdırıyor. İşte kendi aralarında birbirleriyle çatışarak görüyorsunuz. Vatan için, devlet için, millet için uğraşan Erdoğan'ın önünü daha da güzel açıyorlar, daha da rahat açıyorlar. Böyle bir muhalefet dünya üzerinde hiçbir ülkede yoktur. Bu kadar rezil rüsva olan, bu kadar sahtekar, bu kadar parayla satın alınan bir muhalefet dünya üzerinde hiçbir ülkede yoktur. Görüyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki sözde hani kendisini destekleyen kişiler vardı ya, şu an aralarında Ekrem İmamoğlu'cu olanlar çıktı. Nasıl oluyor bu? Tabii ki paranın açmayacağı kapı yoktur. Hainler için söylüyorum. Hainleri satın almak çok kolaydır. Bunlar bugün Ekrem İmamoğlu'cu olur. Yarın gider Mansur Yavaşçı olur. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'cudur. Yarın gider Ekrem İmamoğlu'cu olur. Bunlara parayı ver, düdüğü çal. Bizim millet biliyorsunuz. Rahmetli Özal da demişti. Dünya üzerinde bu kadar rahat satın alınan başka bir millet yok. Millet derken hain milletten bahsediyoruz. Evet, bunlar da o şekilde parayı veren düdüğü çalıyor. Bunlar daha işin görünen kısmı. Kendi içlerinde birbirlerini yiyecekler. Hepsinin surat ifadelerine bakın. Ekrem İmamoğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
suratlarında zaten nur namına, meymenet namına hiçbir şey yok da bir de gerginlik var, sinir var. O gerginlik ve sinir zaten her şeyi ele veriyor. Bir şey dikkatimi çok çekmişti. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna parlamentosunda Rusya'yı destekleyen bir adam, bir politikacı vardı. Rusya'ya destek verilmesi gerektiğini, Rusya ile anlaşılması gerektiğini söylemişti. Hemen adamı öldürdüler ve herkes de, yani Ukrayna halkı, herkes memnuniyetle karşıladı. Çünkü içindeki hainleri affetmiyorlar. Bakın, bizim ülkemizde bunlar Amerika'ya çalışıyor, İsrail'e çalışıyor, İngiltere'ye çalışıyor, Almanya'ya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Bu kadar hain olmalarına rağmen şu CHP seçmeni Ukrayna halkı kadar erdemli olamıyor, vatansever olamıyor. Çünkü bunların kanlarında hainlik var. Cahillik desen cahillik değil. Bakıyorlar, araştırıyorlar, görüyorlar. Erdoğan'ın yaptığı yollardan bunlar da geçiyor. Yaptığı havaalanlarından bunlar da uçuyor. Her türlü imkandan en birinci sırada bunlar faydalanıyor ama hala nankörlükte sınır tanımıyorlar. Hala bu şaklabanları, bu ajanları destekliyorlar. Bunların ajan olduğunu, bunların Amerika'ya, Almanya'ya, İsrail'e, İngiltere'ye çalıştıklarını kendileri de bilenler var. Ama bilmelerine rağmen Erdoğan düşmanlığı, hani bu Erdoğan dindar ya, namaz kılıyor ya, işte bunu hazmedemiyorlar. Yani Erdoğan eğer bunlar gibi rakı sofralarında poz verse, rakı içse, şarap içse, orada burada şampanya patlatsa var ya, hemen heykelini dikerler Erdoğan'ın. Atatürk de neymiş? Atatürk'ü atarlar bir kenara. Yeni Atatürk diye Erdoğan'ın her yerde heykelini dikerler. Bunlar böyle bir zihniyet. Bunlar nasıl yaranır bunlara? Hainlik yaparak, içerek, sarhoş olarak, söz verip sözünde durmayarak, yalan atarak, hırsızlık yaparak, hortumlayarak, yolsuzluk yaparak, adam kayırarak, devleti İsrail'e, Amerika'ya peşkeş çekerek böyle yaranır bunlara. Çünkü bunların kanında da hainlik söz konusu. Zaten bizim Z kuşağı denen kesim tamamen bir fiyaskolar. Üniversitede okuyanlar, boş insanlar. Bir şey öğrendikleri de yok. Oraya da ajanlar girmiş durumda. Ajan öğrenciler, ajan öğretmenler ne yapıyor? Bunların beynine hainliği, satılmayı işliyor ve bunlara para da veriyor. Parayla bunları satın alıp orada burada işte eylem yaptırıyor. Orada burada hükümet aleyhine provokasyonlar yapıyor. Yani okumaktan başka her altı yapıyorlar. Ve yine diyorum dünya üzerinde bu kadar rahat parayla satın alınan herhangi bir halk yok. Herhangi bir politikacı, herhangi bir parti yok. Yani baştan sona hainlerle doluyuz. Bu hainler arasında hem İslam'ı savunan, hem Müslüman ülkeleri savunan, hem ülkemizi savunan bir Erdoğan var. Hepsiyle tek başına uğraşıyor. Allah da ona yardım ediyor. Allah her daim onun yardımcısı olsun. Böyle hainlere de, böyle zalimlere de fırsat vermesin diyelim. Videoyu izledikten sonra lütfen yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a